MERC Öğrenci Danışmanlık Merkezi Kutura 2 programı ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği içerisinde hayata geçirildi. Burada öğrencilerle birlikte eğitimsel mesleki rehberlik adı altında ayarlayıcı, oryantasyonu sağlayıcı, yönlendirici ve tamamlayıcı hizmetlerimiz oldu. Suriye'den 8 sene çıktım, Türkiye'ye geldim. Burada bir Türkçe öğrendim. Okulu bitirdim şimdi. Annem Facebook'ta bir reklam gördü. Sonra merkeze aradı. Aslında hocaya tanıştım. Üniversiteye girmek konusunda korkularım vardı. Aslında hocaya her şeyi anlattım. O bana destek verdi. Psikoloji destek verdi. Projemizde 88 yararlanıcımıza hizmet verdik. 47'si Türk, 37'si Suriye, 2 Irak, 2 Filistin danışanlarımız vardı. Genel olarak ailevi problemler, bunun dışında da kaygı. Örneğin sınav kaygısı, gelecek kaygısı görülüyordu sıkla. Bununla beraber dikkat ve motivasyon eksikliği. Kendini geliştirebilirsin, arkadaş ortamın çok önemli. Ankara'da kalacaksan eğer, seçeceğin meslek çok önemli. Yazılı notlarında 40-50 net aralığında gelişmeler sağlandı. Öğrencilerimizin yapabildiklerini kendilerine gösterilmesi ve başarabilme hissiyatını yaşatmak onlar için gerçekten bir farkındalık yarattı ve daha düzenli, daha disiplinli, daha fazla verimli bir zaman dilimi geçirmelerine olanak sağladı. Üniversiteye kazandım. Mersin Üniversitesi'de Fen Edebiyat Kimya bölümü bu ilk sene. Burada bir bilinmeyen bir toplum olduğu için buradaki insanlara karşı hep bir ön yargı, hep bir güvensizlik vardı. Biz bu süreçte biraz bunları kırmaya çalıştık. Hem sosyal uyumla beraber hem bireysel grup terapilerimizle beraber. Aileler biraz daha korumacı olabiliyordu ve bu yüzden de sıkıntılar yaşanabiliyordu çocuklar kısmında. Mersin Üniversitesi'nde kazandığım sosyal bilimlerde 2020'de Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu işte benim hocam sayesinde aslında tanıştım. Hocam işte hem Arapçayı bilmek hem de bilim, toplum bilimi bölümünden mezun olma. Bu projede yararlı olacağını düşünüp bu projede görev aldım. Hem Suriye toplumundan çıkıp bu yeni topluma katılmak, entegre olmak, adaptasyon sağlamak sadece kendim için değil, benim gibi hala alım konusunda ve adaptasyon konusunda yaşayan birçok genç için çok faydalı olacağını düşündüm. Yani birçok gencin ben eğitimi devam etmek istiyorum ancak ya sosyokültürel sıkıntılardan dolayı ya da sosyoekonomik sıkıntılardan dolayı maddi sıkıntıları, psikolojiye de işte yanlış yönlendirmeden dolayı bu öğrencileri onlarda bu bir engel oluşturdu ve eğitimlerden uzaklaşmaya neden oldu. Buraya bu projeye birçok öğrenci katıldıktan sonra eğitim hayatlarına devam etmek için onlara bir motive edici bir kaynak oldu. Buraya gelen Türk öğrencilerin genellikle Suriyeli arkadaşları ya da mülteci arkadaşları yoktu. Burada onları tanıma şansları oldu. İlk etapta iki tarafın da hani hem Türk'ün hem mülteci yani Suriyeli kısmının birbirlerine karşı biraz geri durduklarını, önyargılı olduklarını gözlemliyorduk zaten. Ama yaptığımız uygulamalarla, yaptığımız çalışmalarla bunların kırıldığını da gördük. Dediğim gibi az önce birbirlerine karşı daha uyumlu, daha konuşkan olduklarını gördük. Bir şeyler paylaşmaya başladıklarını gördük.